Merhabalar, YouTube reklamları eğitimine devam ediyoruz. Ne demiştik bir önceki videolarımızda? YouTube reklam stratejimizi 4 ana parça oluşturuyor demiştik. Soğuk trafiğe reklam, sıcak trafiğe reklam, YouTube reklamlarının skriptini oluşturma ve dönüşümlerimizi katlayacak tüyo ve ipuçları. Biz birinci başlığımıza odaklanmıştık bu video serimizde. İlerleyen aşamalarda diğer konulara da değineceğiz. Ve bu soğuk trafiğe YouTube reklamı çıkma stratejisini de 4 alt başlığa ayırmıştık. Ne demiştik arkadaşlar? Birinci adımda baz tablosunu oluşturacağız demiştik. Baz tablosunda bakanlar, arayanlar ve satın alanlar olarak 3 gruba ayırmıştık. Burada her bir grup için aklımıza gelen ilk ana keyword'ü yazmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Ve bu tabloyu oluşturduktan sonra ikinci aşamada anahtar kelime makinesinde yeni bir e-tablo oluşturup bu yazmış olduğumuz anahtar kelimelerden yeni anahtar kelimeler türetmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Bunları da YouTube'a yazarak ilgili alakalı ve çok izlenen videoların başlıklarını çekerek yeni anahtar kelimeleri yaratabileceğimizden bahsetmiştik. Üçüncü ana başlığımızda anahtar kelime hedeflemesinin dışında yerleşim hedefleme konusunun olduğunu ve reklamımızın çıkacağı videoları nasıl bulabileceğimizi göstermiştim. Her yazmış olduğumuz anahtar kelimeyi YouTube'da yazıp ilgili videoların linkini toplamaktan ibaret olduğundan bahsetmiştik. Şimdi dördüncü videomuzda harekete geç başlığına değineceğiz. Yani bu aşamaya kadar yaptıklarımızı bir toparlayacağız ve reklam faaliyetlerimizi nasıl başlatabileceğimizden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar başlangıçta biz şunları yaptık. Seçtiğimiz 3 ana keyword altında ayrı ayrı kümelediğimiz bir keyword yığını elde ettik. Doğru mu? Google e-tablolara yazdık. Bakanlar, arayanlar ve satın alanlar grupları altına farklı farklı bir sürü keyword çıkarttık. Bu noktada her 3 tip keyword için ayrı YouTube reklam modeli seçmeliyiz. Burası çok önemli arkadaşlar. Biz bir video yapıp bir YouTube reklam videosu çekip bu reklam videosunun altına karmaşık bir şekilde bu 3 grup içinde topladığımız anahtar kelimeleri eklemeyeceğiz. Farklı farklı anahtar kelimeleri ekleyeceğiz. Çünkü bu 3 kategori de farklı psikolojik yapıları temsil ediyor. Çünkü bu 3 kategori de farklı psikolojideki insanları temsil ediyor. Yani 3 kategorideki keywordleri yazanların psikolojisi, talepleri, amaçları aynı değil. Dolayısıyla tek bir video hepsini tatmin etmez. Biz her bir grup için farklı YouTube videosu yapacağız. İkinci ana konu ise en fazla etkiyi hangi 3 tip keyword çatısı altında yaratacağımızı belirlemek arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Siz YouTube reklamları oluşturacağınız zaman her 3 grup için de 3 reklam oluşturmak zorunda değilsiniz. Muhtemelen çoğunuzun sadece tek bir reklam oluşturma amacı vardır. Ya marka bilinirliği, ya satış, ya işte yeniden pazarlama gibi. O nedenle ilk etapta belirlemeniz lazım. En çok hangi keyword çatısı altından verim alabileceksiniz? Bunu belirleyeceksiniz. Burada zaten yazmışız. Farz edin ki siz arayanlar ana keyword'ü çatısı altından giderseniz daha iyi sonuç alacağınızı düşündünüz. Böyle varsayalım. Bu noktada sadece teması o keyword olan ve oradaki tek bir konuyu, tek bir sorunu çözen video oluşturmalısınız. Burası video skriptine geçince daha ayrıntılı konuşacağız ama yine aklınızda bulunsun. Çok ama çok önemli bir konu arkadaşlar. Burayı kesinlikle not alın. Sizin oluşturacağınız reklam videosu sadece tek bir konuyu, tek bir problemi çözsün. Yani ürününüzün 10 tane faydası da varsa siz 10 faydasını belirtmeyin. Sadece en güçlü sorunu çözen faydasına odaklanın. Bir video sadece tek bir konuyu, tek bir sorunu çözen video olmalı. Burası çok önemli. Mesela gelelim bir tablomuza. Geldik tablomuza. Örnek veriyorum arkadaşlar. Mantıklı olup olmamasını şu anda takmayın. Mesela YouTube izleme arttırma. Şimdi ben YouTube reklamları eğitimi verdim diyelim. Bu eğitimde hem YouTube'dan nasıl para kazanılabileceğini anlatıyorum. Hem YouTube'dan nasıl reklam çıkabileceğimizi anlatıyorum. Hem YouTube skripti oluşturmayı anlatıyorum. Hem işte atıyorum YouTube reklam videosu çekerken kullanacağımız teknik ekipmanları falan anlatıyorum. Hem de YouTube izlenme arttırma özelliğini anlatıyorum. Yani eğitimimin içerisinde bu konu başlıkları var diyelim. Ama ben burada bu anahtar kelimeye odaklandıysam sadece çekeceğim videoda YouTube izlenme arttırma özelliğini vurgulamalıyım. Demeliyim ki benim eğitimimde YouTube izlenme arttırma özelliğini öğrenerek şunları 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 sağlayacaksınız tarzında. Hem onu hem bunu 30 tane özelliği saymamam lazım. Zaten YouTube videomuzun süresinin kısıtlı olması lazım. Bunlardan ilerleyen aşamalarda zaten bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda temel olarak bu aşamaya kadar soğuk trafiğe reklam çıkma noktasında yapmamız gerekenleri özetlemeye çalıştım. Bir sonraki videolarımızda
kitle çözümlerine değineceğiz ve Google Ads eğitiminde bahsetmiş olduğum ayrıntılı kitle çözümünü aynen bu eğitime aktaracağım ve bir sonraki videomuzda Google Ads'teki kitle çözümlerinden bahsedeceğim. Kitle çözümlerini zaten Google Ads eğitimimizi alanlar muhtemelen biliyorlardır. O eğitimde de entegre etmiştim. Google Ads'teki kitle çözümleriyle YouTube'daki kitle çözümleri farklı şeyler değil arkadaşlar. Google'daki diğer reklam modelleriyle YouTube reklam modelleri de aynı kitle çözümlerini kullanıyor. Dolayısıyla kitle çözümleriyle alakalı Google Ads eğitiminde paylaşmış olduğum içerikleri sizlere paylaşacağım. Kitle çözümleri reklamlarınızı karşısına çıkartacağınız doğru insanları belirleme açısından son derece önemli bir konu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu konuları açıklıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.